Bekir Hazar kuyruğa girdiler. Bir tarafta teknesi batıp kıyılara vuran çocuk yaştaki mülteci bedenleri, diğer tarafta bombalarla parçalanmış çocuk bedenleri. Yuh bize be! diyordu öldürülmeden 20 saat önce Yunus. PKK bombalarıyla parçalanan çocuk bedenleri onu kahrediyordu. 1984 yılında Diyarbakır'da doğmuştu. AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Çalıştığı eczanenin önüne park ederken aracın camını tıklattı biri. Kusura bakma Yunus abi seni vurmak zorundayım dedikten sonra mermileri Yunus'un üzerine boşalttı. Katil vurmadan önce neden kusura bakma demişti? Zanlı sorguda bunun sebebini şöyle açıklıyordu. Azmettirici olan kişi Yunus kocayı öldürmemiz için para verdi, Yunus'un PKK'ya yardım yaptığını söyledi. Halbuki azmettirici PKK'lıydı. Kiralık katil tutarken bile iftira ile geliyor. Kendi yaptığını Yunus'un üzerine yıkıyordu. O azmettirici PKK'lı yurt dışına kaçtı. Almanya'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranmasına rağmen o azmettiriciyi dün PKK'lı olduğu için Almanya serbest bıraktı. Merkel dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO zirvesinde görüştü. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel görüşme öncesi cezaevindeki gazetecide gündeme gelecek buluşmada diyordu. Gabriel'in gündeme gelecek dediği gazeteciyi hapse atmıştık. Günlerce İstanbul'da Alman konsolosluğunda saklanan o gazeteci de teröristti. Karşımızda insan haklarından, hukuktan, vicdandan anlamayan ancak bu konuda ahkam kesen iki yüzlüler vardı. Yunus'un öldürülmesinde azmettirici, Almanya'da sokağa salınıyordu. Sadece bir partiye üye olduğu için katledilen Yunus'un ailesi geride bıraktıkları hiç önemli değildi. Önemli olan katillerdi. Kiralık katillere para yağdıranlardı. Korunması ve sahiplenilmesi gereken onlardı. Teröristi konsoloslukta saklayıp cezaevinden çıkarmaya çalışanlar, dünyaya ayağa kaldırmaya azmedenler Yunus için tek kelime edemezdi. Çünkü onlar için demokrasi, insan hakları, hukuk, vicdan hikayeydi. Sadece ve sadece Sadece çıkar hakları, katil hakları, terörist hakları söz konusuydu insanlıktan çıkmış beyinlerinde. Alman milletvekilleri bakanlar İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek istiyor. Türkiye hayır diyerek kapıyı kapatıyordu. O milletvekillerinden Claudia Roth Diyarbakır'a da giderek insanlarla görüşeceğini ancak bunun engellendiğini söylüyordu. Görüşecekleri katiller sürüsü PKK yandaşlarıydı. Yunus'un mezarı da ailesi de Diyarbakır'daydı ama ona asla uğramazdı. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel de Türkiye bakanlarımızı ülkesine sokmuyor, bu demokrasiye, insan haklarına aykırı diye bağırıyordu. Hollanda'da Türkiye'nin kadın bakanı rehin alındığında onlar için ne demokrasi ve insanlık ne de insan hakları vardı. Rehine kadını bakan olayından sonra Hollanda'yı ilk tebrik eden Almanya Başbakanı Merkeldi. Kutluyorum diyordu Hollanda hükümetine. Bu da normaldi çünkü Almanya kendi yapmak istediklerini başkalarına yaptırır, hedef olmaktan kaçardı. Hollanda Almanya aşkına tetikçilik yapmıştı. Tabii ki Berlin'den kutlama gelecekti. Türkiye kısasa kısas yapınca kuyruklarına basılmış gibi havlıyorlar. Tıpkı Hollanda gibi Avusturya'da bir Alman tetikçisiydi. Viyana'daki hükümet Ankara'ya saldırıyor, AB görüşmelerinde Türkiye'yi veto ediyordu. Bu vetonun perde arkasındaki görünmeyen gerçek sahip Almanya'ydı. Veto eden veto yerdi. Türkiye'de Avusturya'yı NATO'da veto ederek misilleme yaptı. Deli danalar gibi böğürmeye, kurulduğu günden beri değişmeyen NATO ilkelerini Avusturya için değiştirmeye kalktılar. Karşılarında artık eski hazır olda bekleyen Türkiye yok. Avrupa her yönden sarsılırken güçlü Türkiye artık tokat atıyor. İngiliz ve Alman medyası Brüksel'deki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkmasından rahatsız oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB Konseyi Başkanı Juncker, Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, Birleşik Krallık Başkanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Merkel dün Erdoğan'la görüşme sırasına girdiği için adeta delirdiler. İngiliz Financial Times, The Guardian ve Alman Bild Avrupalı liderlerin Erdoğan önünde kuyruğa girmesini bakın nasıl yorumluyor. Avrupalı liderler hatalar yaparak Erdoğan'a güç katınca randevu talebi için kuyruğa girdiler. Evet, hatalar yaptılar. Ancak gerçek olan şu, hata yapmasalar da güçlü Türkiye'yi asla engelleyemezler. Türkiye yüzyılı geliyor. Ne kadar teröristlerin ardına saklansalar da bundan kaçamayacaklar. Bekir Azar, Takvim